Öncelikle iyi yıllar diliyoruz. Solon Akademi ve İstanbul Üniversitesi Denizcilik Kulübü olarak sizin ve ekibinizin yeni yılını kutluyoruz ve tekrar bizimle birlikte olduğunuz için çok memnun olduk. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz, limanınızdan bahseder misiniz? Tabii ki öncelikle çok memnun oldum sizlerle görüştüğüme, böyle bir etkinliğe katıldığım için. Normal şartlarda çok hareketli değiliz bugünlerde ama tabii sizlerle bu organizasyonda olmak bizi canlı ve motive kılıyor. Öncelikli olarak Yelda Hanım'a, daha sonra da Çağla'nın yönetimindeki ekibine tüm teşekkürlerimi iletiyorum. Önemli olan bir arada beraber olmak ve sektörle alakalı, öğrencilerle alakalı, gelecekle alakalı hep birlikte sohbet etmek. Ben öncelikli olarak kendimden kısa bir şekilde bahsedeceğim. Meriç Burçin Özer, 74 doğumluyum. Aydın Nazilli doğumluyum. Yüksek tahsilimi İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde gemi inşaatı mühendisi olarak gerçekleştirdim. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İş Güvenliği Yüksek Lisansı, şu anda da İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Deniz İşletme Mühendisliği'nde doktor öğrencisiyim. Eğitimin yaşı yoktur. İnsan hayatı boyunca sürekli eğitim merkezinde kendini yetiştirmesi, sektörle alakalı bilgi ve becerilerini paylaşması, aynı zamanda kendisine ve topluma faydalı olması için bizim hayat mottolarımızdan bir tanesi bu. Bunların dışında da yaklaşık 1997 senesinden beri sektördeyim. Neredeyse 20. yılımız doldu. 23'e 24'e doğru gidiyoruz. O yüzden böyle genç arkadaşları, ileride sektörün yöneticisi olacak, çalışacak, bizim sektörümüzü mihenk taşı gibi bir sonraki adımlara ulaştıracak arkadaşlarla bilgi, deneyim ve tecrübelerimi paylaşmak oldukça memnuniyet verici. Tabii hemen araya gireyim, aklıma geldiği için söyleyeyim. Özellikle sektörümüzde hem eğitimli hem de deneyimli insan sayısı oldukça az. Her ne kadar son 3 yıldır veya 5 yıldır bu sayı biraz daha artsa da önemli olan hem bilgi anlamında hem de tecrübe anlamında insanların veya gençlerimizin kendisini yetiştirebilmesi. O yüzden ben bu tür etkinliklere, aynı zamanda HOPA'daki denizcilik işletmeleri, liman işletmeleri bölümünde de yaklaşık 4 yıl derse girdim. O yüzden mümkün olduğu kadarıyla alttan gelen gençlerimizin bu meslekle ilgili hem sektörel bilgisi, hem deneyim, hem de eğitim olmasını oldukça fazla önemsiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bu yüzden bizim özellikle sektörümüzle alakalı hem bizi yurt dışında temsil edecek hem de Türkiye'deki sektörümüzü bir adım daha öteye götürecek. Özellikle Yelda Hanım, sizler bilirsiniz, teknoloji konusunda, otomasyon sistemleri konusunda kendimizi biraz daha geliştirmemiz ve dünyaya kendimizi daha rahat, daha global, daha da tecrübeli olarak anlatmamız gerekiyor. Çok da fazla uzatmadan, yaklaşık 10 yıldır da HOPA Limanı'nda genel müdür görevini sürdürmekteyim. Aynı zamanda şirketimizde bir yan kuruluşumuz daha var. HOPA Denizcilik ve Depolama Şirketi. Onun da aynı zamanda genel müdürlüğünü yürütmekteyim. Şöyle bir ayrım yapmaktayız. Limanla alakalı ana iştigal konularını Park Denizcilik ve HOPA Liman İşletmeleri, yani HOPA Port markasıyla sürdürülmüş şirkette lojistik, depolama, nakliye gibi faaliyetlerimizi de HOPA Denizcilik firması üzerinden yapıyoruz. Böylelikle iki firmamız birbirini bütünleşik bir şekilde tamamlıyor. Böylece hem verimliliğimizi hem de etkinliğimizi arttırıyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş HOPA Limanı ile alakalı, webinarın gündemi ile alakalı konulardan bahsetmek için ben izninizle sunumu açacağım. Teşekkür ederiz. Bu arada Meriç Bey, hem öğrenci tarafında, hem öğretmenlik tarafında, hem profesyonel hayat tarafında olduğu için de
bilgilerinden bugün çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Ben Çağla, sen de herhalde aynı fikirdesin. Ben de aynı fikirdeyim. Aynı zamanda Meriç Bey'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Denizcilik ülküsünü yani sizlerden duymak bizim için çok daha gurur verici, bizi çok daha mutlu ediyor. Dediğiniz gibi bizim de kulüp misyon ve vizyonumuzda yer alan denizciliği her zaman daha ileriye taşımaya çalışacağız sizlerin de önderliğinde. Teşekkür ederim. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Ben öncelikli olarak işin temeli olan Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'de ve sınıra yakın bir bölgede olan limanımızla alakalı genel, özel bilgiler vermek istiyorum. Hopa Limanı enteresan bir geçmişe sahip. Hopa Limanı Türkiye'deki ikinci özelleşen liman pratikte. Fakat daha sonra sektörü de takip edenler bilir, ilk özelleşen Tekirdağ Limanı maalesef bir takım aksaklıklardan dolayı tekrar Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne dev edildi. Ve daha sonra yaklaşık 4 veya 5 yıl önce tekrar özelleştirildi. Normal şartlarda Tekirdağ Limanı ilk özelleşen liman, Hopa Limanı da ikinci özelleşen limandı. Ben olaya şöyle bakıyorum, biz birinciliği aldık. Tekirdağ Limanı tekrar TDI'ye geri devredildiği için Türkiye'nin pratikte ve teorikte artık ilk özelleşen limanı Hopa Limanı. Bu da enteresan bir bilgidir. Hopa Limanı 1997 senesinde 30 yıllık kullanım hakkı devir sözleşmesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından TDI marifetiyle özelleştirildi. Ne demek özelleştirme? Üst yapı kullanım hakları, yönetim hakkı, işletme hakkı, şirketimizin resmi adı olan Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri AŞ'ye 30 yıllığına devredildi. Biz tabii her ne kadar zaman hızlı geçse de biraz üzülüyoruz. Yaklaşık neredeyse 23 yılımız doldu. Geriye kaldı 7 yılımız. 2027 senesinde büyük bir ihtimalle süreç bu şekilde devam ederse Hopa Limanı'nın herhalde Türkiye'de o günleri hep beraber görürüz. İkinci özelleşen yani ilk özelleşmeden sonra tekrar iade edilen ve ikinci özelleşen ilk limanda olabilir. Bu kısa bilgiden sonra ben özellikle Hopa Limanı'nın stratejik konumundan bahsetmek istiyorum sizlere. Hopa Limanı normalde stratejik anlamda çok önemli bir yerde. Her ne kadar arkamızda bir hinterlandımız olmamasına rağmen sanayi bölgesi, serbest bölge, fabrikalar, üretim, ithalat ve ihracat olmamasına rağmen aslında Hopa Limanı ekrandaki sunuya baktığınızda stratejik anlamda önemli bir lokasyona sahip. Bunun hem teknolojik amaçlı, hem siyasi amaçlı, hem politikal, hem de coğrafi amaçlı gerçekten haritadaki noktayı gördüğünüzde bunu düşünebilirsiniz. O yüzden biz burada mümkün olduğu kadarıyla internal yani iç hatlara bir işten ziyade mümkün olduğu kadarıyla transit projelerle uğraşıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi Karadeniz'in diğer yakası olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Rusya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'nin komşuları olan Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak'a çok ciddi bir trafik söz konusu. Aynı zamanda bizim en önemli avantajımız Rusya'da gördüğünüz gibi Volgodon kanalı var. Bu kanal üzerinden her türlü transshipment dediğimiz aktarma operasyonlarını özellikle bizim navigasyon dediğimiz yazın Mart ortası ve muhtemelen Ekim ve Kasım aylarına kadar navigasyona açık olan Volgodon kanalından Hazar Denizi'ne ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkelere çok yoğun bir şekilde trafik olmaktadır. Burada da bunun altyapısı ve mantığı şudur. Demir yolları tarafından ve karayolları tarafından taşınamayan gabari dışı ölçülere sahip özel proje ekipmanları, biliyorsunuz gemilerde herhangi bir sınır olmadığı için yükseklik veya uzunluk sınırı ve tonaj sınırı, demir yoluyla ve karayoluyla taşınamayan ekipmanlar özellikle Orta Asya gibi yurt dışında üretilen Çin gibi ülkelerden büyük vinçli gemilerle Hopa Limanı'na geliyor. Hopa Limanı'nda biz bunları
gerek kendi vincimiz gerek gemi vinciyle tahliye ediyoruz. Hopa Limanı'nda yaklaşık birkaç ay veya birkaç sezon antrepo veya gümrüklü sahada bekledikten sonra nehir tipi dediğimiz gemilere yükleyerek bu gemilerle düşük drafta sahip kanala uygun gemilerle Hazar Denizi'ne, Hazar Denizi'nden de Kazakistan gibi, Türkmenistan gibi ülkelere karayoluyla buradaki projelere gönderiyoruz. Gene bu haritaya baktığımızda özellikle bizim stratejik anlamda sınıra yakın olmamız, diğer ülkelerle yaptığımız transit operasyonlarda bizi ciddi bir şekilde avantajlı hale getiriyor. Mesela en fazla yaptığımız operasyonlardan bir tanesi özellikle Nahçıvan'a, özellikle Nahçıvan bölgesine Rusya'dan gelen her türlü tahılı buraya gönderiyoruz. Bunların dışında da bölgemizin ihtiyacı olan her türlü ham madde, yarım amil limanımıza geliyor. Limanla alakalı teknik bilgi vermek gerekirse buradaki bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesi Karadeniz'deki yani Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki en uzun ana mendire sahip olan limanlardan bir tanesiyiz. Yaklaşık 1400 metre ana mendirek sayesinde biz kışın özellikle havaların rüzgarlı ve fırtınalı olduğu dönemlerde liman içinde 7/24 çok sakin bir şekilde, güvenlikli bir şekilde operasyon yapabiliyoruz. Hopa Limanı'nı gene diğer Karadeniz'deki limanlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de akaryakıt ve tank terminaline sahip olması. Burada tabii şunu önemli bahsetmekte fayda var. Genelde limanlar, Türkiye'deki limanlar yük çeşitlerine göre sınıflandırılmıştır. Genel kargo ve dökme yük limanları, konteyner limanları, likit dolum tesisleri, ro-ro terminalleri. Fakat Hopa Limanı, bunu gururla da söylüyorum, Hopa Limanı bünyesinde her türlü yükü elleşleyebilen Türkiye'deki ender limanlardan bir tanesidir. Bunu da biraz açmak gerekirse, bir tarafta akaryakıt ve tank işletmeciliği yapan, bir tarafta LPG terminali olan, diğer tarafta dökme çimento ve uçucu kül dediğimiz, yani normal vinçlerle ve kapmalarla boşaltılamayan özel pneumatik cihazlarla boşaltılıp silolarda depolanan, bunun dışında buğday, hububat gibi gene pneumatik sistemde boşaltılan silo tesisleri, genel kargo ve dökme yük operasyonları, ro-ro operasyonları, konteyner operasyonları, her türlü yükün elleştirilebileceği Türkiye'deki ender limanlardan bir tanesidir. Burada da Hopa Limanı'nı diğer limanlardan, özellikle Karadeniz bölgesindeki diğer limanlardan farklı kılan diğer özelliklerden bir tanesi de kapalı alan sayısı. Burada yaklaşık 18.220 metrekarelik kapalı alanımız var. Burada da 3 rejimde yük depoluyoruz. Bir tanesi A tipi genel antrepo. Burada biliyorsunuz zaman sınırlaması olmayan yükünüzü istediğiniz kadar gümrüklü sahada tutma yeteneğine sahip olan, sadece ihtiyacınız olduğu takdirde vergisini ödeyip ihtiyacınız olduğu kadar çekip burada bir maliyet avantajını kullanarak ham madde veya yarı mabül depolama şansınız var. Diğer ikinci rejim geçici depolama sahaları. Buralarda da biliyorsunuz her türlü gümrüklü yükünüzü size izin verilen 45 artı, 30 artı, 30 gibi belli sürelerde depolama yeteneği. Diğer taraftan da her türlü dahili yükünüzü limana ihracat veya ithalattan sonra da gümrükleştirip depolama şansınız var. Bunların yanında demin de bahsettiğim gibi 10 bin tonluk silo kapasitesi yeterliliği var. Burada da her biri 1000 ton, toplamda 10 tane çelik silomuz var. Biz burada her türlü hububatı pneumatik sistemle direkt silolar alıyoruz. Silolardan da direkt araçlara yükleyip normal vinçle ve kapmayla yaptığımız maliyete göre daha uygun maliyetlerle müşterimize hizmet veriyoruz. Böylelikle hem zamandan, hem çevreden, hem gürültüden, hem de maliyetten tasarruf edip daha niş, daha şık bir hizmet veriyoruz müşterimize.
Diğer taraftan da her ne kadar konteyner faaliyeti olmasa da limanımızda her türlü konteyneri elleşleyebilecek ekipman ve bunun yanında konteyner stoklaması için iç yükleme, iç boşaltma gibi operasyonlarla alakalı sahamızda mevcuttur. Ve Hopa Limanı toplamda 216 dönüm bir yere sahip olup Hopa gibi bir yerde diğer ilçelere veya diğer illere kıyaslandığında Hopa Limanı gerçekten Karadeniz'deki ilk 3 liman arasına girmektedir. Burada gene mümkün olduğu kadarıyla demin de bilgi verdim size. Her türlü yükü elleştiriyoruz. Burada gerek tahıl, gerek genel kargo, gerek dökme yük, gerek akaryakıt, gerek LPG bu gibi yükleri elleştiriyoruz. En güçlü özelliklerimizden bir tanesi proje kargo dediğimiz 50 ton ile 600 ton arası değişen doğalgaz santralleri, gübre fabrikası, çimento fabrikası gibi büyük projelerin büyük parçalarını demin de bahsettiğimiz yöntemle Volgodon kanalından Hazar Denizi'ne, Hazar Denizi'nde de kıyısı olan ülkelerdeki inşaat sahalarına gönderiyoruz. Burada da en son yaptığımız yatırımlardan bir tanesi çimento terminali. Çimento terminalinin limana yapılmasından sonra çok büyük bir çimento üreticisiyle yapılan 5 artı 5 yıllık sözleşmeden sonra limanımızda yılda yaklaşık 200 bin ton sadece bir yatırımla yılda sadece 200 bin ton uçucu kül. Uçucu kül de biliyorsunuz hazır beton ve baraj inşaatlarında hazır betona katkı olarak kullanılan bir malzeme. Dökme çimento ile beraber ciddi anlamda limanımızın hacmine ek bir katkısı olmuştur. Burada tabii önümüzdeki dönemlerde de konuşuruz. Limanımızın bu yılki en büyük hedeflerinden bir tanesi her türlü izninin alınmış olduğu ve yatırımı yapılan LPG terminaliyle alakalı operasyonlara başlamak. Burada tabii esas konulardan bir tanesi olan pandemi döneminde temassız limanlarla alakalı biz bu yılı hem ben kendi şahsımda hem de sektörel anlamda temassız limanlarla alakalı neler yapabiliriz? Özellikle her türlü sektörde, turizm sektöründe, otelcilik sektöründe temassız noktalarda çok ciddi bir çalışma yapıldığı için özellikle biz bu yılı temassız limanlarla alakalı neler yapılabilir, nasıl projeler elde edebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yalnız bizim avantajımız şöyle, biz bunu kısmen öngördüğümüz için yaklaşık 5 yıl önce limanımızla alakalı gerek otomasyon sistemi, gerek altyapı, gerek fiber optik kablolar, her türlü iletişimimizi ve SAP dediğimiz gene liman otomasyon sistemiyle alakalı her türlü bağlantının dışarıdan yapılabildiği, her türlü veri akışının dışarıdan yapılabildiği, her türlü planlamanın, operasyon takibinin, gerek web sayfası, gerekse web sayfası üzerinden açılan modüllerle müşterimizin işleyebileceği zaten bir ortam oluşturmuştuk. Bunda da o dönem yapılan yatırımların bu dönem çok ciddi bir şekilde meyvesini topladık. Fakat bu bizim için yeterli mi? Değil tabii ki. Bizim amacımız nedir? Önümüzdeki dönemlerde bu işi tamamen belki de dışarıdan bağımsız operasyonu planlamasını yapmak ya da mümkün olduğu kadarıyla ekipmanlarla, altyapı sistemleriyle, modüllerle, otomasyon sistemleriyle bu işi yönetmek. Çünkü bizim buradaki amacımız nedir? Her türlü verimliliği, her türlü sürekliliği ve sürdürülebilir olmayı bu şekilde sağlamak ve sonuçta kaynaklarımızı buralarda kullanmaktan ziyade o kaynakları başka bir yerde daha etkin ve daha verimli değerlendirmek. Burada tabii neler var limanda? Burada özellikle pandemiden önce devreye giren araç tanıma sistemimiz, araçların kapıdan giriş ve çıkış esnasında geçiş kontrol ve uyarı sistemleri ve bununla beraber olası herhangi bir problemde geriye dönmek için
görüntüleme ve arşivleme sistemleri zaten bizim pandemiden önce yatırımını yapıp sisteme alıp ve işleme soktuğumuz bir bölüm. O yüzden ben kendimizi her ne kadar pandemi sıkıntılı ve problemli bir olay olsa da pandemi zamanında bunları yaptığımız için ben kendimi şanslı ve geleceği az da olsa öngörmenin ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu keşfettim. Bir de şunu da gururla söylemek istiyorum. Karadeniz bölgesinde Türkiye'deki ilk yeşil liman belgesini alan limanımız Hopa Limanı. Burada da amacımız nedir? Hem çevreye Karadeniz kıyısında olmanın getirdiği, hem de burada halkımızla beraber bütünleşmek ve onlara da çevre konusunda duyarlı olduğumuzu göstermek ve gerçekten de entegre yönetim sistemlerinde bizi bir üst kademeye çıkartan ve verimliliğimizi arttıran ve sürekliliğimize devam etmesini sağlayan Yeşil Liman ve Eko Liman projesi. Bu tamamen gönüllülük esaslı bir projedir. Herhangi bir zorunluluk yoktur. Fakat bunun için yerine getirilmesi gereken oldukça fazla kriter vardır. Biz bu kriterleri yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede yerine getirerek yaklaşık 3 yıldır Karadeniz'in ilk, şu anda da ilk ve zamanında da zaten bir tane olduğu için ilk belgeyi alan firma, Türkiye'de de 15. Bu belgeyi alan şirket. Şöyle bir kıyaslama yaptığınızda Hopa Limanı belki Türkiye'deki 15. büyük liman değil ama bu belgeyi alan 15. liman olması ileride de kendisini bir üst ligde görmek isteyen, büyümek isteyen, geliştirmek isteyen, kendini diğer rakiplerle bir adım ötede biraz daha farklı düşünmek, biraz daha farklı yaratıcılık altyapısı olan bir liman olduğunun bir göstergesidir. Bir de biz tabii özellikle son dönemlerde sosyal medyaya da oldukça fazla önem veriyoruz ve üniversitelerde, kongrelerde sunulacak makale ve bildiri boyutunda sosyal medya ile alakalı analizler yapıyoruz. Kendimizi sürekli hem bölgesel anlamda hem de Türkiye çapındaki diğer limanlarla, işte bu benchmarking dediğimiz, kıyaslama dediğimiz, aylık olarak kendimizi takip ediyoruz ve mümkün olduğu kadarıyla paydaşlarımızı, müşterilerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı sosyal medyadan da bilgilendirerek olaya biraz daha farklı açıdan bakmak istiyoruz. Bir de ben en son şundan bahsetmek isteyeceğim. Şimdi bu tabii benim düşüncem. Normal şartlarda günümüzde mevcut liman yönetimiyle modern liman yönetimi arasında farklar var. Mevcut liman yönetimi veya geçmişte yapılan liman yönetimleri genelde limanların merkezci ve ben merkezci bir yerde olması, dışarıdan müşterilerin limana gelerek onlardan fiyat istemesi, talep etmesi, proje önermesi, şimdi artık biraz daha güncel ve çağdaş yaklaşımlarla beraber limandaki insanların müşterilere gidip, limandaki projeleri müşterilere sunup, müşterileri ikna edip limanda farklı projelere imza atması bizim yaptığımız, yapmaya çalıştığımız ve yaptığımız için de oldukça memnun kaldığımız ve bu sayede şunu da bilgisini vermek istiyorum. 2020 yılı aslında tüm sektörler için maalesef sıkıntılı, problemli ve can sıkıcı bir dönemdi. Fakat ben demin rakamlara baktığımda şunu gördüm. Biz 2020 yılında 2019 yılına oranla %10 iş hacmimizi arttırmışız. Tabii ki normal şartlarda %10 iş hacmini arttırmak belki çok büyük bir oran değil ama böyle bir yılda tüm sektörlerin yerinde durduğu, bazı sektörlerin geriye gittiği bir dönemde %10 gibi bir miktarda kendisini büyütmek, özellikle bizim bahsettiğimiz güncel ve çağdaş yaklaşımlarla geçen yıllarda ortaya koyulan projelerin önümüzdeki yıllarda bizi bu noktada farklı yük çeşitlilikleriyle beraber bizi bir adım öteye atması oldu. Bundan da bahsetmek istedim. Ben çok da fazla uzatmadan sözü Çağla'ya vermek istiyorum. Kısaca temassız liman, böyle bir gündemde özellikle limanla alakalı bu tür bilgileri paylaşmaktan ben oldukça memnuniyet duydum.
Bundan sonra da her türlü sorunuz, soru yanıt şeklinde de devam edebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Meriç Bey. İlk sorumuz gelmiş. Bu arada değerli katılımcılar sorularınızı iletmeye başlayabilirsiniz. Veysel Güngör'den gelmiş. Merhabalar, Hopaport günümüzde önemli olan ve lojistiğin geleceği diye düşündüğümüz İpek Yolu projesinden nasıl faydalanıyor veya ne kadar fayda sağlamayı hedefliyor? Bu konuya şöyle yanıt vereyim. Bildiğiniz gibi Doğu Karadeniz bölgesi eski İpek Yolu dediğimiz ticaret yolu üzerinde. Bizim buradaki en büyük avantajımız limanlarla, Karadeniz'deki limanlarla buna hazır olmamız. Fakat şöyle bir dezavantajımız var. Bu aynı zamanda benim doktoradaki bitirme tezimin de benzer bir konusu. Fakat biz özellikle One Belt dediğimiz karayolları ve Road dediğimiz de deniz yollarıyla bütünleşik bir altyapı hazırlayıp bunu İpek Yolu güzergahında sunmamız gerekiyor. Bununla alakalı bildiğiniz gibi Çin devleti, Çin hükümeti diğer ülkelerle bir araya gelip önümüzdeki 10 yıl, 20 yılda altyapı, üst yapı, limanlarla alakalı, yollarla alakalı her türlü projeleri destekleyip bunlarla ilgili bazı krediler verip bunları hayata geçirip daha sonraki senelerde Çin'de üretilen her türlü emtianın, her türlü kargonun Avrupa'ya en hızlı, en güvenli, en ucuz maliyetli bir şekilde ulaştırmasını sağlıyor. Bizim de buradaki yapmamız gereken hem devlet politikası hem sektörel anlamda karayollarıyla limanlar arasında bir bütünleşik bir altyapı yapıp bunları da limanlarımızla Avrupa'ya bağlayıp özellikle İpek Yolu güzergahındaki bu süreyi, maliyetleri ve teknolojiyi gözden geçirip önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bu projeler hazır hale gelmemiz gerekiyor. Aslında biraz geciktik ama tamamen geç kalmadık. Ne kadar erken bu projelerde yer alır, bunlarla ilgili finansman, kredi, bu tarz tedarikleri yapıp böyle projede hayata geçirirsek o kadar avantajlı hale geliriz. Anladım. Teşekkür ederim. Bir soru daha gelmiş. Yeşil limanla alakalı. 3 yıl önce Hopaport Türkiye'nin ilk yeşil limanı sertifikasını alan limanlardan biri olmuş. Öncelikle yeşil liman nedir? Bunun avantajlarına bahseder misiniz? Şöyle biraz önce de kısmen bahsetmeye çalıştım. Buradaki avantajlarımızın en büyüğü dışarıdan marka imajı ve limanın sürekli gard etmesi açısından çok ciddi bir potansiyele sahip olması. Bir de entegre yönetim sistemleriyle alakalı yeşil liman, işte Green Port, Eco Port'un zaten beraber çalıştığını düşünürsek ilk önce entegre yönetim sistemlerinin tam, eksiksiz, düzgün işte görmesi gerekiyor ki yeşil liman EYS'nin yönetim sistemlerinin üstünde olan bir şey. O yüzden siz ne kadar güçlü bir yönetim sistemine sahip olursanız yeşil limanla alakalı uygulamanız o kadar geçerli oluyor. Bu da sizi hem güçlü hem de sürekli bu sistemi kontrol edip geriye dönüp eksikliklerinizi tamamlamanızı sağlıyor. Aynı zamanda da sizi verimli, sürekli arz eden ve sürdürülebilir bir politikaya sahip olmanızı sağlıyor. Anladım, teşekkür ederim. Bir soru daha bizim üniversitemizden, birinci sınıf öğrencilerden Emir Yazgan'dan gelmiş. Hopaport'un Batum'a yakın olması avantaj ve dezavantajları var mıdır? Door-to-door taşımacılıkta bunun faydasını görüyor musunuz? Sınıra yakın olmak her zaman bizim için avantaj. Yani niye derseniz, çünkü bölgemiz çok güçlü bir ekonomiye sahip değil. Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesini diğer bölgelerle karşılaştırdığınızda Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi bunlara oranla üretimin daha az, tüketimin daha az, ihracatın daha az, ithalatın daha az olduğu ve özellikle serbest bölge, organize sanayi bölgesi bu tür yapıların daha az olduğu bölgeler. Biz tabii buradaki açığımızı nasıl kapatmaya çalışıyoruz? Transit yüklemeler,
transit operasyonlar, transit projelerle beraber ne yapıyoruz? Türkiye'ye herhangi bir gümrüklü yük girişi olmadan gelen tüm yükleri, kargoları Hopa Limanı üzerinden, demin de bahsettiğim gibi Gürcistan, Türkmenistan, Nahçıvan, İran, Irak gibi ülkelere tekrar deniz yoluyla veya karayoluyla transit bir şekilde ileterek hem ülke ekonomisine döviz girdisi, hem bölgemize istihdam, bölgemize yatırım, hem de güçlü bir ekonomiyle diğer limanlarla rekabet edebilir hale geliyoruz. Bizim için sınıra yakın olması her zaman bir avantaj. Teşekkürler. Üçüncü sınıf öğrencilerimizden Sümani Yıldırım sormuş soruyu. Temassız liman olmanız veya kullanılan otomasyon sistemleri size ne gibi yarar sağladı? Toplam çalışan kişi sayısının azalmasına sebep oldu mu? Şöyle, zaten teknolojiyle alakalı pandemi döneminde gördük ki teknolojiye yatırım yapan firmalar kesinlikle kaybetmedi. Tam tersine son 6 ayda, son 1 yılda uluslararası teknoloji şirketlerine baktığınızda tüm sektörler, tüm şirketler değer kaybederken teknolojiye yatırım yapan şirketler bu dönemde tam tersi oldukça fazla değer kazandı. Bu da gösteriyor ki teknolojiye yatırım yapmak her zaman çok büyük bir kazanç. Bizim buradaki avantajımız biraz öngörü ve demin de bahsettiğim gibi modern ve çağdaş yönetim şekliyle yaklaştığımız için kontrol, yönetim, raporlama, eksikliklerinin farkına varıp bunları düzeltmek. Bunlar tabii çok kısa vadede mümkün değil. İlk önce sistemi bu şekilde kurup, sistemi besleyip, veri girişini sağlayıp, belki de bir yıl sonra veya iki yıl sonra bu çıktıları alıp, bu çıktılara göre değerlendirip, işte yönetimin gözden geçirmesi gibi bir süreçte, daha sonra da tekrar sisteme bu bilgilerin veya verilerin düzeltilerek girilmesi, çıkan sonuçların karşılaştırılması. Buradaki avantajımız da şu oldu bizim. Biz kişi sayısı, kaynak sayısı azaltılması değil, aynı kalması. Fakat başka bir yerde kullandığımız fiziksel kaynağı oradaki teknolojik altyapıyla beraber oradaki kaynağı, bilgili, tecrübeli kaynağı başka bir bölümde, başka bir işte kullanmak bizim için avantajlı hale geldi. Böylelikle kişi sayısı veya çalışan sayısı azalmadı, aynı kaldı. Fakat biz bilgili ve tecrübeli insanları farklı noktalarda, farklı projelerde, farklı yatırımlarda değerlendirme fırsatı bulduk. Meriç Bey, sorularımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 4. sınıf güvert öğrencisi Oğulcan Aksaçlıoğlu. Sunumunuz için teşekkür ederim. Hopaport Limanı'nda farklı yüklerin elleçlendiği konusuna değindiniz. Bu elleçlenmelerde en çok revaçta olan hangisi? Düşük olan elleçme türü nelerdir? Liman kapasitesine miydi yoksa bölgedeki ihracat ve ithalattaki etkisizliği midir? Evet, güzel sorular. Ben tabii rakamları da paylaşayım sizinle. Biz 2019 yılında yaklaşık bir yıl önce yılı 861 tonla kapattık. Geçen yılı yani 2020 yılını da 948 bin tonla kapattık. Burada da rakamlara baktığımızda tam %10 iş hacminde bir artış var. Buradaki 948 bin ton yükümüzün büyük bir kısmı bölgenin ihtiyacı olan kömür, yakacak ve bunun dışında da inşaat malzemelerinde kullanılan dökme çimento, uçucu kül. Üçüncü olarak da buğday, tahıl, yem ham maddesi bizim en fazla elleştirdiğimiz yüklerden bir tanesi. Bir de buna maden yükünü ilave etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Artvin'de maden konusunda altyapı zengin. Buradaki bakır madeni, konsantre bakır, Hopa Limanı üzerinden Samsun'a, Samsun'daki izabe tesislerinde küçü haline gelip oradan da yurt dışına ihracat yapılıyor. Teşekkür ederim. Bir soru daha gelmiş. Diğer limanlara dediğiniz gibi müşteriler limana geliyordu. Siz verdiğiniz hizmet için yeni bir pazarlama departmanı kurdunuz mu? Bu geçiş sizce müşteriye verilen önemi arttırdı mı? Şöyle, zaten müşteri her dönem önemliydi. Şimdi daha da önemli hale geldi. Tabii ki
Burada benim bahsetmek istediğim olay şu. Şimdi normal şartlarda limanlar şöyle bir inancı vardır. Her ne kadar %100 doğru olmasa da kısmen doğru ama limana en yakın yerden gelen en yakın yük en kısa mesafede en uygun maliyette başka bir yere gitmez. Başka bir yerden bu iş yapılmaz. Ama ben size şöyle bir örnek vereyim. Çanakkale'den buraya çimento geldi ve burada biz o çimentoyu Gürcistan'a yolladık. Bu örneği ele aldığınızda Çanakkale'deki bir fabrikada üretilen çimento deniz yoluyla Hopa'ya gelip de Hopa'da gerek bölgesel gerekse buradan Gürcistan'a gidiyorsa demek ki buradaki çimento fabrikalarından farklı bir şey yapıyor. Yani burada tabii çok detaya girmeyelim ama anlatmak istediğim şu. Artık global dünyada ekonominin sürekli değiştiği bir dünyada en yakın mesafedeki en uygun maliyet, en iyi liman, en iyi şirket, en iyi fabrika olmayabiliyor. O yüzden bu bizim buradaki ortaya koyduğumuz süreç şu, farkındalığı yaratmak, yaratıcı olmak ve limana demin de gördüğünüz gibi limanımızda neredeyse çimento fabrikası, neredeyse yem fabrikası, neredeyse buğday fabrikası, neredeyse likit dolum tesisleri birden fazla müşteriye hitap etmek, malı burada depolayabilme kapasitesine sahip olmak, uygun maliyetlerle bunu tahliye etmek, uygun maliyetlerle bunu limanda elleştirmek bu noktalarda ön plana çıkıyor. Burada tabii şu çok önemli, işte bölgenin ne ihtiyacı olduğunu saptamak, oyuncuları belirlemek, oyuncularla projeler hakkında görüşmek, projeleri ortaya koyarken kararlı olmak, güvenilirlik çok önemli, yatırımın yapılma şekli çok önemli. Burada tabii arkadaşımızın da bahsettiği gibi eskiden limanlara gidiler müşteri. Fakat şu anda artık limandaki yöneticiler veya uzman arkadaşlar müşteriye gidip ne yapabiliriz? Herhangi bir talebiniz var mı? İşte bu malı buradan değil de şu şekilde buradan getirsek olur mu diye. Bununla alakalı tabii ki limanlarda satış ve pazarlama departmanları var. Buradaki hatta bir adım daha öteye geçeyim. Daha büyük limanlarda iş geliştirme ve pazarlama ayrı, satış ayrı. Buradaki amaç şu, bir, mevcutta devam eden bazı projeler pazarlama ve satış anlamında devam ederken, bir de sadece sıfırdan ortaya kurulan bazı projeler, bu projelerin hayata geçmesi, yatırımın yapılması, sözleşmelerin yapılması ve bu projenin de ileride standart hale gelmesi için farklı özel departmanlar var. Teşekkür ederim. Bir hemşeriniz yazmış, 3. sınıf güvert öğrencisi Hazal Eylül Çelik. Çok teşekkür ediyor öncelikle. Bir Artvinli olarak bölgenin zor fiziksel koşullarının limana, öteki limanlara kıyasla etkisi nedir? Şöyle, biz burada tabii en fazla hemşerimiz bilir. Burada bir can kurtaran tüneli vardı. Yani geçidi vardı daha doğrusu. Bu geçitte kışın karlı ortamlarda, kış koşullarında can kurtaran geçidini tırmanıp buradan Doğu Anadolu bölgesine, yani bahsettiğim Kars, Erzurum gibi bölgeye karayoluyla ulaşmak çok zordu. Fakat yaklaşık 2 yıl önce can kurtaran tünelin hayata geçmesiyle biz bu nakliye ile alakalı sıkıntımızı biraz giderdik. Fakat tabii ki bölgenin ekonomik coğrafyası, burada şundan bahsetmek isteyeceğim. Akdeniz'e baktığınızda Akdeniz ile Doğu Anadolu arasında coğrafi anlamda çok ciddi bir kısıtlama olmadığı için oradaki ticaret, oradaki lojistik daha müsaittir. Fakat Doğu Karadeniz'e veya Karadeniz'e baktığınızda geçitler, dağlar, coğrafi anlamda altyapı ve yollar daha geç yapıldığı için Doğu Anadolu'ya ulaşmak biraz daha zor. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Biz bir dönem Hopa Limanı'ndan Siirt'e bir proje üstünde çalıştık. Ben birçok insana sorduğumda İskenderun Limanı mı Siirt'e daha yakın, Hopa Limanı mı? İnsanların %99'u İskenderun dedi. Halbuki haritaya baktığınızda Hopa Limanı Siirt'e daha yakındır ama bugüne kadar alışına gelmiş düşünce tarzı, altyapılar ve yollar ona göre dizayn edildiği için maalesef
hep Siirt'le beraber İskenderun Limanı alınmış ama hiç Hopa Limanı anılmamış. Benim de ortaya koymak istediğim konulardan bir tanesi bu. Mesafe olarak daha yakın da olsanız bazı coğrafi koşullar, bazı ekonomik koşullar sizi her zaman avantajlı hale getirmiyor. Ama önümüzdeki yıllarda bunu avantaj haline getireceğiz. Teşekkür ederim. Genel chat'e bir soru gelmiş. Resul Özçelik, 4. sınıf işletme öğrencisi. TürkLim üyesi bir liman olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ve neden bazı Türk limanları TürkLim'e üye değiller? Bir liman yönetimi böyle bir network'e neden girmek istemez? Şöyle, ben yeri geldiği için bahsedeyim. Ben TürkLim'de aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da bölgemizdeki Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda da meclis üyesiyim. Kesinlikle öğrenci arkadaşımıza katılıyorum. Çok isabetli. Benim biraz bahsettiğim, buna iki açıdan bakmak istiyorum. Bir tanesi yönetim tarzı, bir tanesi de limanın açısından. Bir kere modern ve çağdaş yaklaşımlar dediğimiz aslında tam da bu. Sizin sürekli bölgedeki ticaret ve sanayi odası gibi ve ulusal anlamda da bizim sektörel temsilcimiz olan ve özel limanların yaklaşık %80'i, %90'ın üye olduğu çok büyük bir güç olan TürkLim'e üye olmak veya TürkLim'le beraber çalışmak. Ben yeri geldiği için şunu belirteyim. TürkLim'de çalışma grupları var. Bu çalışma gruplarında üye olmayan limanların da yöneticileri, uzman arkadaşlarımız var. Her kargo yükü, her bölümle alakalı çalışma grubumuz var. Ben hatta orada genel kargo ve dökme yükü çalışma grubu başkanıyım. Burada belli sürelerde toplanıyoruz. Bazen farklı limanlarda toplanıyoruz. Gerçekten çok büyük bir avantaj. Türkiye'nin diğer limanlarında yaşanan aynı problemin önümüzdeki dönem başka bir limanda yaşanması ve aynı çözüm yönteminin daha uygun maliyette, daha hızlı, iş güvenliğine daha uygun bir şekilde çözülmesi inanılmaz bir şirkete potansiyel kazandırıyor. Bizim de düşünemediğimiz noktalardan bir tanesi bu. Fakat tabii bu zamanla şöyle olacaktır. Hem üye olmayan limanların, üye olan limanları görüp oradaki değişimleri, oradaki avantajları fark etmesi, hem de dediğimiz gibi modern ve çağdaş liman yönetimine evrilmesi, standarttan, eski bildiğimiz sistemden yavaş yavaş sizler gibi genç yönetici arkadaşlar, meslek sahipleri artık bunun farkına varıp ben ileride limanların tamamının TürkLim'e üye olacağını tahmin ediyorum. Çok da büyük bir avantaj. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonuçta mesleki anlamda da, network anlamında da, bilgi ve beceri anlamında da bizim için her zaman pozitif bir durum. Teşekkür ederim. Torosport Pazarlama Müdürü Sayın Hüseyin Bayraklı'dan bir soru gelmiş. TürkLim içerisinde üniversite öğrencileri için de çalışma grupları oluşturulabilir mi? Veya geleneksel olarak yapılan toplantılara öğrenci arkadaşlarımıza davet edilebilir mi? Hüseyin Bey'in çok iyi bir fikri. Tebrik ediyorum kendisini. Aynı zamanda Hüseyin Bey bizim sektörden çok sevdiğimiz, çok bilgili ve çok saygın bir arkadaşımız. Olabilir, neden olmasın? Yani tabii ki burada sayı kısıtlaması olabilir ama kulüplerden yetkili arkadaşlar, yönetici arkadaşlar bence faydası olur. Yani katılıyorum. Hatta biz yönetime sunup da bir sonraki toplantımızda genç arkadaşları da izlemesi için, takip etmesi için çağırabiliriz. Bence avantajı olur. Nasıl bir avantajı olur? Önümüzdeki dönem iş hayatına girdiğinde şimdiden meslek arkadaşlarını, iş hayatını, limanları, ticareti, ekonomiyi, operasyonu anlar ve daha hızlı çalışır, şirkete adapte olur ve hayatındaki basamakları daha hızlı tırmanır. Bu arada Çağla'm, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum Yelda Hanım. Hüseyin Bey'in sorusuyla ve Meriç Bey'in cevabıyla tam doğru yerdeyiz. Biz birlikte projemizden bahsedelim istersen. Solun Akademi olarak bazı arkadaşlarımız biliyor olabilir, bazı arkadaşlarımız da bilmiyor olabilir. Biz zaten bu söyleşilerle ve sizinle yaptığımız proje ortaklığıyla
Zaten Solon Port Liman Otomasyonu eğitimi kapsamında bir sertifika programı hazırladık. İstersen birazcık sen detaylandır bu konuyu. Çünkü yeni arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar, kontenjanlı olarak gerçekleştireceğimiz sertifika programına liman eğitimi, limancılık üzerine gümrükleme faaliyetleri, VGM gibi süreçleri işleyeceğimiz bir eğitim olacak. Solonport ailesiyle 2-3 gün aralığında bir eğitim gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Fakat katılımın tabii ki kontenjan sınırı olacak. Çok fazla talep olursa 2 eğitim yapabiliriz belki Yelda Hanım, değil mi? Evet, şimdi zaten sağ olsun Meşbe ile de bu düşüncelerimizi paylaştık. Biz bildiğiniz gibi 30 yıllık deneyimi olan bir firmayız. Ve özellikle liman otomasyonları konusunda teknoloji geliştiren bir firmayız. Ve daha önce de bu tip çalışmalar yaptık ama çok profesyonel bir platforma taşıma şansımız olmamıştı. Bu uzaktan çalışmaların özellikle eğitimlerin devreye girdiği bu süreç içerisinde Solon Akademi ile birlikte biz deneyim tecrübelerimizi liman otomasyonu konusunda, onun dışında muhasebe ve finans sektörü konusunda, gerekirse eğer ortam bulabilirsek yazılım ve teknolojiler konusunda da eğitimlerle bunu öğrencilerle paylaşmayı, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi öğrencilerle paylaşmayı hedefliyoruz. Lütfen bizi sosyal medya kanallarından, LinkedIn'den takip ederek bu programlardan haberdar olun. Çünkü biz şunun farkındayız ki özellikle eğitimle ilgili, stajla ilgili olanakların bugünlerde sıkıştığı bir dönemde bu tip eğitimleri almanız size değer katacaktır. Kariyerinizde önemli adımlar olacağını düşünmek istiyoruz. Çünkü biz buradaki şeylerimizi, evet akademik bilgileri alıyorsunuz ama daha çok saha çalışmaları, deneyimleriniz ve uygulamalarımızı paylaşabileceğimiz bir şey. Ayrıca solonport.com sitesinde başvurularla ilgili de bir şeyimiz var. Bizim Solon Akademi olarak sertifika ve eğitim programlarımız haricinde de staj yeri bulma konusunda da sektör için bir altyapı oluşturduk. Bizim solonport.com sitesinde kariyer sayfasında staj başvuru taleplerinizi yapabiliyorsunuz ve staj başvuru talepleriniz sadece Solon firmasında staj yapmak amacıyla değil, eğer limanlarda da staj yapmak istiyorsanız oradaki uygun sekmede başvurularınızı yapabilirsiniz. Ve bizim Solon Akademi çatısı altında yine müşteriniz olan ve olmayan limanlarla da bu iş gücü kaynağını paylaşmak gibi bir hedefimiz var. Yeri gelmişken bunu da paylaşmak istedim, bir kere daha duyurmak istedim. Teşekkür ederim. Hem Solon Akademi hem de Türk Lim olarak, hem biz Denizcilik Kulübü olarak, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme öğrencileri olarak her zaman destek vereceğimizi söylemek istiyorum Meriç Bey. Projelerinde yer almak isteriz. Son olarak genel soruları toparlarsam bir soru daha var. Hopoport 2020 yılı nasıl geçirdi? Önemli ve zor durumlarınız oldu mu? Bu şekilde sorayım. Şöyle, biz 2020 yılını bildiğiniz gibi diğer tüm sektörler gibi, diğer tüm limanlar gibi biraz zor geçirdik. Fakat limanların şöyle bir avantajı var. Tedarik noktasında tedarik zincirinin ilk ve son noktası olduğu için böyle durumlarda çalışan, böyle durumlarda ihtiyaç olan sektörler. Ben tabii burada öncelikli olarak böyle zor dönemlerde çalışan limandaki operatör, teknisyen, işçi arkadaşlarımız, mavi yaka, beyaz yaka, onları da tebrik etmek istiyorum. Yani bizler veya evde oturan bazı vatandaşlar olduğu dönemlerde limanlarda 7-24 gece gündüz yağmurlu havalarda, karlı havalarda çalışan onlardı. İşte bize gelen buğdayı veya Türkiye'deki üretilen herhangi bir ihracat malını gemiye yükleyenler. Sektörümüz bu dönemde hem zor hem de
çalışma şartları anlamında ağır bir dönem geçirdi. Fakat bizi en fazla sevindiren durum limanlarda iş potansiyelinin diğer sektörlere oranla düşmediği, bazı limanlarda belki olumsuz belli dönemlerde ikilem olmuştur ama ben bugüne kadar limanların bu dönemde çok ciddi bir şekilde etkilenip de herhangi bir istihdamı azaltıcı veya ücretlerle alakalı zor durumda kaldığını duymadım. Bu bizim için sektörün iyi tarafı. Ama zor tarafı da böyle bir pandemi ortamında, biliyorsunuz limanlarda temas oldukça fazla olduğu için operasyonel anlamda gemiyle alakalı iş makinesi, operatörler, teknisyenler böyle bir dönemde arkadaşlarımız çalıştı. Onları da ben tebrik ediyorum. Gerçekten böyle zor bir dönemde evimize gelen malzemeleri, Türkiye'nin ürettiği ihracattaki döviz girdisini sağlayan arkadaşlarımız sektöre oldukça fazla emek verdiler. Biz de teşekkür ediyoruz. Emek veren arkadaşlarımıza. Ben kişisel bir soru sormak istiyorum aslında biraz da kulübüm adına. Bildiğiniz gibi bizim bazı staj zorunluluklarımız var, liman stajı gibi. Siz bu noktada öğrencilere staj imkanı sağlıyor musunuz Sopaport olarak? Tabii ki biz deniz ve liman işletmeciliği bölümümüz var Hopa'da. Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü. Aynı zamanda ben de 3 veya 4 yıl orada derse girdim. Şu anda doktora tezim olduğu için bu yıl ve önceki yıl derse girmedim. Bizim orayla bir protokolümüz var. Tabii biz genelde şunu arzu ediyoruz veya şunu düşünüyoruz. Daha çok bölgedeki arkadaşlara öncelik veya onlara imkan verelim. Çünkü gerçekten sizler bilmiyorum ama biraz daha şanslı sayılırsınız. Özellikle endüstri bölgelerine yakın olduğunuz için. Fakat bölgemizde gerçekten bizler gibi firma sayısı çok az olduğu için öğrencilerin staj yapabilecek yerleri çok fazla yok. Biz öncelikle bölgeye, ama bu konuda Yelda Hanım da bahsetti, sizler de bahsettiniz. Bizden herhangi bir talep veya herhangi bir sektörle alakalı, öğrencilerle alakalı bir şey istenirse biz memnuniyetle yerine getiririz. Sonuçta tabii burada arkadaşlar vardır orada okuyan. Yani çünkü burada biraz zor bir bölge olduğu için konaklamayla alakalı diğer imkanlar belki kısıtlı ama gene de bunu Sonoport olarak, sizler kulüp üyeleri olarak, bu da bir avantajdır. Ben bu konuda da sizlerden gelecek olan talebe hayır demem. Elimizden geldiği olanaklar doğrultusunda değerlendirmeye çalışırız. Tamam, o zaman ben sözümü aldım. Benim sorularım bu kadar. Mehmet Bey, teşekkür ediyorum. Sonoport sertifika programına dahil olanları bütün CV'lerini paylaşacağız zaten ilgili liman birimleriyle. İnşallah kariyerinize gönlünüzde geçen yerlerle başlarsınız ve eminim ki hepsinden çok büyük faydalar ve deneyimler edineceğinize de ben kendi adıma eminim. Biz de size destek olmak için Solon Akademi olarak elimizden geleni yapacağız. Ve Çağla'cığım, zaten süreyi aşmış bulunuyoruz değil mi? Evet, soru, yani biraz yoğun sorular geldi. Katılım da aynı şekilde devam ediyor. Aslında pek bir düşüş yok. Ben herkesin sıkılmasından açıkçası endişe ediyordum. Çok uzun ondan dolayı tutmak istemedim ama herkesin keyfi yerindeyse çok mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. Herhalde sizin arkadaşlarınız da mutludur diye tahmin ediyorum. Yorumlar gelmiyor chat platformuna. Çok teşekkürler. Zaman çok çabuk geçti yalnız. Ben bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmemiştim. Daha o zaman keyifli bir haberle devam edelim o zaman. Söz verdiğimiz gibi arkadaşlar çekiliş yapacaktık. Siz değerli katılımcılarımızla birlikte. Meriç Bey'in size soracağı soruya chat kısmından ilk cevap veren 3 kişiye Sonoport tarafından 1 aylık Storytel üyeliği verilecek. Meriç Bey, o zaman sorunu bırakayım. Başlayalım. Şimdi soruyu hazırlarken ben çok düşündüm. 4-5 tane sorumuz vardı ama tabii ki soruların amacı nedir? Bilgilendirici olması. Ben hem bilgi vermek hem de öğrenci arkadaşlarımızın aklında kalsın diye kısaca TürkLim'in yapmış olduğu faaliyetlerden bir tanesinden bahsedeceğim. Geçen yıllarda
TÜRKDİM tarafından limancılıkla alakalı meslek standartları hazırlandı ve mesleki yeterlilik kurumu tarafından onaylandı ve resmi gazetede yayımlandı ve bu akredite oldu. TÜRKDİM'in kurduğu sınav ve belgelendirme hizmet veren kuruluşu var. Yani bu yeterliliği sınavla hizmetini veren TÜRKDİM çatısı altında bir kurum var. Ben bu kurumun adını soracağım arkadaşlara. Hem de bilgi anlamında da bu aklımızda kalırsa meslek hayatına atıldıklarında limanla alakalı mesleki yeterlilik belgesini TÜRKDİM'in hangi biriminden alacaklarını şimdiden öğrenmiş olurlar. Bu da tabii bizim hem iş güvenliği hem de uluslararası standartlarda da geçerli olan en önemli mesleki standartlarımızdan bir tanesi. TÜRKDİM çatısı altında bu belgeyi veren kurumun ismini ben soruyorum. Bilen arkadaş varsa tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Umarım çok zorlamıştır. Burada arama mı yapıyor? Evet, merak şey ediyorum inşallah. Evet, değişik yanıtlar geliyor. Ben de görüyorum. Bir tane doğru yanıt var galiba. Evet, evet. Bir cevap görelim. Çağla sen görebiliyor musun? Ben görebiliyorum. Ben görebildiğim kadarıyla söylüyorum. Şu anda iki arkadaşımız doğru yanıt verdi. Tabii ben sırasıyla görüyorum. İsterseniz bitirelim, siz doğru yanıtı açıklayın. Ben buradan isimleri not alayım. Şöyle yapalım. Üçüncü arkadaşımız yanıt vermedi ama isterseniz bekleyelim, isterseniz açıklayalım. Tamam. Biraz daha belki bekleyebiliriz. Bir 30 saniye kadar. Sanırım iki doğru yanıt var. Sondan iki yanıt doğru değil mi Meriç Bey, anladığım kadarıyla? Şöyle, ben buradan isimleri son okuyorum. Buğra Bilginer arkadaşımız var. Hı hı. Çok hızlı. Kariyer Port. Buğra Bilginer. Evet, Gül İrem Koş. Buğra Bey. Kopya mı verdiniz Meriç Bey? Yok, zaten kendisi bilgili bir arkadaşımız olduğu için. Biliyorum. Gül İrem Koş var. Benim gördüğüm kadarıyla iki kişi. Üçüncü gelmedi mi? Siz bence bir kişiyi bir sonraki tarafta verebilirsiniz belki. Ben düzeltiyoruz. Gül İrem Koşunmuş. Evet, düzelttim ben de. Çağla'cığım sen ilk üç kişiyi aldın mı? Evet, ben iki doğru cevap veren iki kişinin adını aldım. Bizim Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler ya da Solon Port'a ben ulaştırabilirim. Dilerseniz. Tamam, bizde de var zaten kayıtlar. O zaman bu işlemi de tamamladıysak yavaş yavaş toparlayalım mı? Tamam. Meriç Bey, çok teşekkür ederiz. Çok vaktinizi aldık. Beklediğimiz, size söz verdiğimiz sürenin de ötesine geçtik. Ama gerçekten çok keyifliydi. Biz zaten biliyorduk ama ekstra olarak bilgilendik. Herhalde arkadaşlar da çok bilgilendi. Ama bir şeyi ben de vurgulamak istiyorum. Siz de söylediniz. Zaten siz yaşayan ve tecrübe etmiş bir kişi olarak söylediniz.
Ama arkadaşlar inanın bana teknoloji istihdamı azaltan değil, tam tersine daha yetkinliği olan insanlara ihtiyaç duyulan bir şeydir. Yani böyle hala otomatik dediğimiz zaman tamamen insansız değil, bütün teknolojiler insanla desteklenen bir yapı içindedir. Onun için özellikle sizin sektörünüzde istihdama yönelik bence bir açık var benim gözlemlerime dayanarak. Bu konuda Meriç Bey benimle aynı fikirde mi bilmiyorum, yetişmiş insan kalitesi olarak. Onun için bence bu sizin teknolojinin var olması, gözünüzü korkutmasın. Tam tersine yetişmiş personeli olan talebi artıracak bir durumdur diye ben kendi adıma düşünüyorum. Bilmiyorum Meriç Bey de bu konuda beni destekliyor mudur? Ben destekliyorum. Hatta şunu söyleyeyim ben. Maalesef bazı limanlarımız teknoloji konusunda çok iyi. Bazı limanlarımız da maalesef oldukça geride. Bizim kısa ve orta vadede bir standardı yakalamamız gerekiyor. Zaten tek amacımız Türkiye'deki ortalama standardı yakalayıp sektörümüzü bir adım daha ileriye doğru götürmek. Ben tabii sizler de muhtemelen görüyorsunuz bazen yurt dışı, yurt içi limanlara gidiyoruz. Aslında Türkiye limancılık konusunda Avrupa dışında ve Amerika dışında oldukça söz sahibi bir ülke. Fakat biz yaptığımız operasyonu ve yaptığımız işi teknolojiyle harmanlayamadığımız için maalesef Avrupa'da ve Amerika'da bir türlü o noktaya gelemiyoruz. Halbuki hem yetişmiş eleman gücümüz bilgi anlamında hem tecrübe anlamında birçok yurt dışındaki limanlara ve sektörlere göre oldukça iyi. Fakat kendimizi teknolojiyle alakalı harmanlayamadığımız için yurt dışında Avrupa'ya göre ve Amerika'ya göre gerideyiz. Ama birçok ülkeye göre Orta Asya olsun, Türkiye Cumhuriyetler olsun, Arap Yarımadası olsun birçok yere göre oldukça iyiyiz. Aslında biz daha iyilere layığız. Aslında bir üst lige çıkmamız lazım. Fakat Türkiye'deki o standardı yakalayabilirsek, Türkiye'deki yetişmiş limanlardaki insanlar yurt dışında oldukça rahat çalışabilirler. Çünkü Türkiye'de her türlü olaya karşı anında tepki verebilen ve yaratıcı olduğumuz için yurt dışında da bizim gibi yöneticiler, bizim gibi uzman arkadaşlar oldukça rahat çalışabilirler. Fakat yurt dışından bir arkadaşı buraya getirdiğiniz takdirde Türkiye'deki herhangi bir olaya karşı verdiği tepkinin çok fazla anında üretici, yaratıcı bir tepki olacağına çok fazla inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de her an her şey olabiliyor. O yüzden bizim mümkün olduğu kadarıyla teknolojiyi belli bir yere getirip ondan sonra da kendi uzmanlık alanımızda, kendi sektörümüzde bir adım öteye taşımamız gerekiyor. Aynı zamanda hem Türkiye'nin kalkınması, döviz girdisi. Ben bu arada Sonoport'u da şu açıdan tebrik etmek istiyorum. Yazılım ihracatı yaptığı için Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yazılım ihracatı oldukça az. Genelde pahada az, hacimde ve ağırlıkta fazla şeyler ihracat ediyoruz. Fakat yazılım ihracatı yaptığı için gerçekten bu çok önemli. Onları da Türkiye'deki %100 Türk olan bir firmanın yurt dışındaki limanlara ve ülkelere yazılım ihracatı yapması, ben bir liman yöneticisi olarak gurur duyuyorum. O konuda da tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Bu gerçekten duymaktan büyük keyif aldığımız bir özelliğimizdi. Biz de ülkemize döviz kazandırabildiğimiz için uluslararası rekabet koşullarında yerli çözümler sunabildiğimiz için de ayrıca çok mutluyuz ve sizlerle birlikte, hep birlikte tabii ki hedefimiz daha globale taşımak, daha yeteneklerimizi global dünyaya sunmak. Bu da en büyük hedeflerimizden biri. Bunu da hep birlikte yapacağız. Sizlerle, arkadaşlarımızla, öğrencilerle hep birlikte bu işi başarabileceğimize inanıyoruz. Ve artık bizim size küçücük bir sürprizimiz var. Meriç Bey, biz düşündük ki konunun temelinde de öğrenciler olduğu için
Siz de değerli vaktinizi bize ayırdınız, katıldınız, bilgilendik, çok deneyimlerinizi paylaştınız. Size küçük teşekkür etmek istedik. Özellikle öğrenci merkezli bir durumda tabii ki öğrencileri atlamak olmazdı. Biz sizin bölgenizdeki öğrencilerden birilerine gitti naçizane bağışımız sizin adınıza. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılın ilk günlerinde katıldığınız için biraz böyle yeni yıl formatında bir şey olsun istedik. Gerçekten sizinle birlikte olduğumuz için çok mutlu olduk. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yerinde, çok doğru bir yere gittiğine eminim. Eğitim konusu herkesin hassas olduğu bir konu. O yüzden bu konuda yaptığınız katkılar için teşekkür ediyorum. Eğitim varsa bizler varız. O konuda çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bize de verdiğiniz destekten dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki bu projeyi hayata geçirmemizde en büyük etken olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik Kulübü üyelerine ve özellikle yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Bizim hep hayal ettiğimiz bir şeyi gerçekleştirme fırsatı verdiniz. Bundan sonraki adımlarımızda da yine profesyonelleri ağırlayacağımız söyleşilerimiz, sertifika programlarımızda daha büyük projelere imza atacağız, değil mi Çağla? Tabii ki Yelda Hanım. Öncelikle ben katılımcıların teşekkürlerini sizlere iletmek istiyorum. Böyle bir projede yer almanın gerçekten gururunu yaşıyorum. Hem kulübüm adına hem İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına. Çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir yayındı. Dediğiniz gibi diğer iş anlaşmalarında görüşmek üzere. Arkadaşlar takipte kalın. Gelin çorba sizin de tuzunuz olsun. Her zaman söylediğimiz gibi. Teşekkür ediyorum ben hepinize. Biz teşekkür ediyoruz. Bütün Solon Akademi ve Solon Port ailesi adına teşekkürlerinizi kabul ediyorum. İnşallah bir sonraki adımda yine görüşmek üzere. Çok kısa zamanda hemen güzel, profesyonel bir organizasyonla yine karşınızda olacağız sizin. Olacağız, evet. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek ailesi üzere. Olarak. İyi akşamlar. Selamlar herkese. Sağ olun. Sağlıkla kalın. Selametle. Sağ olun. Teşekkürler. Çok